İnşallah düşündüğüm şey değildir. Hayır. Yaşıyor. Sahi mi? Yaşıyor mu? Allah'ım şükürler olsun. Bırak, ne yapıyorsun? Bırak diyorum sana. Yarım kalan işini mi bitirmeye çalışıyorsun? Geri çekil. Çekilmem. Öldüreceksin onu. Onu ben değil, sen öldüreceksin. Bin arabaya, hastaneye gidiyoruz. Onu sen vurdun. Niye kurtarmaya çalışıyorsun ki? Ambulans çağıracağım. Yardım edin. Kimse yok mu? Abimi vurdular. Ambulansın gelmesi en az yarım saat. Dayanamaz. Neden güveneyim ki sana? Başka bir yere götüreceksin. Orada öldürmeye çalışacaksın sonra da. Biliyorum. İstesem şimdi burada işini bitiririm. Şimdi karar senin. Burada can çekişen senin abin. Yaşayacaksın abi. Söz veriyorum. Ben senin konuşturmasını bilirim. Söyle şimdi. Seyitler nerede? Dedim ya bilmiyorum. Yok. İnsan gibi konuşmaktan anlamayacak bu. Ne olmuş lan burada?
Hayda! Konuşun lan! Nerede şehitler? Konuşsanıza lan! Alo! Kızı buldunuz mu? Tamam, anladım. Biz hemen çıkıyoruz buradan. Bu sefer yırttınız. Eyvallah. Sen gelmesen işim bitikti. Laf olmaz. Tek başına bırakamazdım seni. Bu arada ben Harun. Sen kimsin? Seyit amcanın yeğeni falan mısın? Yok. Tanımıyorum ben Seyit amcayı. E burada ne işin var o zaman? Ben Zümrüt'ün arkadaşıyım. Alamıyorum. Ameliyathaneye hazırlasınlar, söyleyin. Kaldır, kaldır, çabuk. Kaldır seteyi. Çabuk, ne olur bir şey yapın. Yalvarırım, bir şey yapın, ne olur. Abi! Ne olur bir şey yapın, iyileştirin abimi. İyileşeceksin abim, söz veriyorum. Defol git buradan. İstediğini elde ettin işte. Rahat bırak artık bizi. Pişman olacağın şeyler söyleme. Yalan mı ha? Yalan mı söylesene? Sen vurmadın mı abimi? Göründüğü gibi değil. Ben göreceğimi gördüm. Abim şu an ölüm döşeğinde. Nasıl bir insansın sen ha? Nasıl bir insansın? Nasıl yapabildin bunu? Thank you.
Baran Bey, başhekimimizden haber geldi. Hastanız varmış. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Akrabanız mı? Bir tanıdığımın abisi. Lütfen ne gerekiyorsa yapılsın. Tabii ki. Hiç şüpheniz olmasın. Bizzat ben ilgileneceğim. Sizin de istirahat etmeniz için bir oda ayarladık. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Tekrar çok geçmiş olsun. Abla ne yapacağız şimdi? Bir hal çaresi bul Fevzi. Kurban olayım. Evladımız gidiyor elden. Çalmadım kapı kalmadı ki Serpil. Yok işte. Kimse 5 kuruş yardım etmiyor. Ne olacak peki şimdi? Acil ameliyat olmaz. Ölür diyor doktor. Bilmiyorum Serpil. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah'ım yardım et bize. Cihan'ımı bize bağışla. Efendim Baran'ım. Babaanne nasılsın? İyiyim oğlum. Siz iyi olursanız ben de iyiyim. Cihan'ı aradın mı? Telefonu kapalı. Evde mi? Yok, gitmiş o. Emin misin? Eminim oğlum. Bir şey mi var? Yok, önemli bir şey yok. Beyim, beni emretmesin. Cihan eve gelirse haberim olsun. Olur, olur da. Sen neredesin? Hastanedeyim. Hadi konuşuruz. Kapattı. Hayırdır inşallah. Ne işi var bunun hastanede? Adamlara söyle, Cevdet'in vurulduğu civarın bütün kamera kayıtlarını istiyorum. Özellikle benzin istasyonunun etrafı, hastane giriş çıkışları, hepsini bulsunlar. Emredersin beyim. Neden çağırdın adamını? Nereye koşarak gitti? Seni ilgilendirmez. Bunda bir iş var. Buyur hanım ağam. Orhan efendi. Kimseye görünmeden hastaneyi iyice kolacan et. Neler oluyor hepsini öğren. O Çiyan Baran'ımın aklını karıştırmadan. Emredersiniz hanım ağam. Hadi. Vay arkadaş ya. Kim bu adamlar ya? Bir şey söylediler mi sana? Yok. Anlamadım ben de. Onun altından bir haller çıkacak da. Bak Allah'tan Seyit amca yokmuş ya. Olsa adamın kalbini inecek. Seyit amca? Zümrüt'ün babası işte. Ha, evet ya. İyi ki. E sen anlatmadın. Sen nereden tanıyordun Zümrüt'ü? Ben... Hiç. Arkadaşım işte. E kendisi yokken burada ne arıyordun? Onun gelmesini bekliyorum işte burada. Bak şurada bir çay bahçesi var. Gidelim oraya. Hem biraz konuşuruz. Yok ya ben gideyim. Ya olmaz öyle. Hem Zümrüt'ün arkadaşı benim de arkadaşım sayılır. O yüzden gidelim. Sen de biraz soluklan o sıra. İyi peki. Thank you.
Nerede kaldılar Seyit? Cevdet'imin başına bir şey gelmiş olmasın? Ağzını hayra aç hanım. Gelirler şimdi. Of. Ya dilim damağım kurudu. Oradan bir su versene bana. Arkadaşın Ali ile tanıştık. Sahildeki çay bahçesindeyiz, merak etme. Çok şükür. Cevdet mi yazmış ha? Ne demiş? Ay yenge ya. Ya kötü bir şey mi olmuş? Söylesene Allah sen ya. Ne o, haber mi var abinden? Anne hayır. Arkadaşımdan geldi mesaj. Yengem yanlış anladı. Aman. Abin sandım ben de. Biz yanlış yerde mi bekliyoruz Seyit? Hayır Hanife, doğru yerde bekliyoruz. Burayı tarif etti. Eli kulağındadır, gelir şimdi. İnşallah baba ya. Hayırlısıyla buradan sağ salim çekip gideceğiz. Ailecek. Her şeye yeniden başlayacağız. Güvenin bana. İnşallah. Ne olur be abi. Oğlumun Cihan'ımın hayatı söz konusu. Ödeyeceğim en kısa zamanda. Peki öyle olsun. Fevzi, ne oldu? Yok mu diyor? Fevzi Bey, Serpil Hanım. Ameliyat için hazır mıyız? Bir yanlışlık olmasın bacım. Biz parayı toparlayamadık ki. Para işi tamam. Çocuğunuz ameliyat masrafı bir hayırsever tarafından karşılandı. Ne diyorsun hemşire hanım sen? Sahi mi? Allah razı olsun. Kimmiş? Söyle ayaklarına kapanalım. Biz de bilmiyoruz. İsmini vermek istememiş. Kurban olduğum Allah'ım, güldün yüzümüze. Oy Cihan'ım, Cihan'ım. Canım oğlum benim. Her kimse o kulun, onun sayesinde kurtuldu Cihan'ım. Biz ondan razıyız. Sen de ondan razı ol Allah'ım. Ayağına taş değirme Allah'ım. Neredesin Baslan'ım? Ne yaptın sen? Üzgünüm abi. Bunu bana sen yaptırdın. Allah'ım, ne olur abimin acısını bana gösterme. Lütfen ona bir şey olmasın. Ne olur abim yaşasın. Ya
Abim? Abim nasıl? Ameliyat sürüyor. Ben bunları getirdim, şahsi eşyaları. İçeride ölümle pençeleşirken sen ne dolaşıyorsun hala? Utanmıyor musun yüzüme bakmaya? Bu yaptıkların hesabını bir gün vereceksin. Hani sözün neydin? Hani abime zarar vermeyecektin? Anlaşmamız böyle miydi? Cevap versene. Bu evlilik bitti artık. Buna sen karar veremezsin. Bu kararı ben değil, sen verdin zaten. Abimi vurduğun an bu anlaşmayı sen bozdun. Tak şunu. Asla. Bu evlilikte her şey de bitti. Evlilik falan da yok artık. Anladın mı beni? Her şey bitti. Bak, babam arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi onlara? Nasıl söyleyeceğim abimin ölümle pençeleştiğini? Çevredim açmıyor mu hala baba, ha? Kötü bir şey olmuş olmasın? Ay Allah korusun. İyi misin Seyit? İyiyim ya, iyiyim. Bir şeyim yok. De ben arayayım. Anlat bakayım. Nasıl tanıştınız Zümrüt'le? Biz şeyden
Birader söylesene. Bak, aranızda başka bir durum falan varsa. Nasıl başka? Anla işte, hani başka durumlar. Benden laf çıkmaz yani, bana güvenebilirsin. Yok, olur mu öyle şey? Biz sadece arkadaşız. O sadece bana yardım ediyor. Yardım mı? Ne yardım? Bir kaza geçirdim. Hafızamla ilgili bir durum oluştu. Durum derken? Hafızamı kaybettim ben. Kimim, neyim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Cevdet, oğlum. Anne benim. Sen misin? Abin nerede? Anne, abim. Vuruldu. Ne demek? Vuruldu. Kızım ağzından çıkanı kulağında duyuyor mu senin? Ney? Nasıl vuruldu? İyi mi şimdi? Öldü mü? Kızım bir şey söyle. Anne korkma. Anne abim yaşıyor. Acil ameliyata alındı. Ama durumu kritik. Anne. Anne orada mısın? Anne ne olur ses ver. Mutlu musun? Bir anneyi paramparça ettin. Mutlu musun? Anne, iyi misin? Hanife ne oldu? İyi misin? Ne diyor Şevdet? Geliyorlar mı? Şey olmuş. Dilan vazgeçmiş. Kocasına dönmüş. Ne diyorsun ya? Olur mu öyle şey? Ya anne şunu en baştan anlatsana. Ah! Diyeceğimi dedim be. Hadi binin arabaya. Eve dönüyoruz hadi. Evet Kahya, seni dinliyorum. Gelin Hanım'ın abisini vurmuşlar. Nasıl? Kim vurmuş? Baran mı? Vallahi o kadarını öğrenemedim henüz. Ama bu evlilik bitti diye Gelin Hanım bütün hastaneyi inletti. Tamam. Sen oralarda kal. Hepsini öğren. Ben sonra tekrar ararım seni. Emredersiniz. Gel otur yanıma. Güzel bir haber mi aldınız hanım anne? Nihayet kurtuluyoruz. Yoksa Baran ve Dilan? Ayrılıyorlar. O soysuz evliliği bitirecekmiş. Hepsi sizin temiz kalbiniz sayesinde hanım anne. En başta olması gereken buydu.
Geldiği gibi gitsin de şu Dilan. Sabretsen. Bir daha bu kapıdan adımını atamayacak. O zaman ben bize bir güzel keyif kahvesi yapayım. Birlikte içelim. Yap bakalım. Yine 4 ayak üstüne düştüm kızım. İş meselesi de halloldu sayılır. Artık Baran'la aramda hiçbir engel kalmadı. Ya gerek yok kızım öyle. Allah Allah baba. Dur bakalım. Elimizi yumruk yapalım. Hı? Ya iyiyim ben kız. Kaç? Biraz yüksek. Ya iyiyim ben ya, iyiyim. Bir şeyim yok benim. Şey hanım, Cevdet ne dedi? Ne zaman geliyormuş? Ya gelsin de bir anlatsın bakalım. Bu kız niye geri döndü şeye, konağa? Cevdet, dükkana geçeceğim dedi. Geç gelirim dedi. Cevriye. Hadi kalk biz de yardıma gidelim Cevdet'e. Zümrüt de zaten fırladı gitti alışveriş yapacağım diye. Tamam o zaman. Siz geçin dükkana. Ben de Zümrüt'ü alıp geleyim. Seyit Allah aşkına yat dinlen. Yoruldun. Bak tamam biz hallederiz. Ya hanım sen de beni iyice elden ayaktan düşürdün ha. Ya bir kere de inat etme be adam. Dinlen sen. Hallederiz biz. Hadi Cevri. Anne. Anne iyi misin ha? Ne oldu sana? Gel. Gel şöyle otur gel. Anne korkutuyorsun beni ya. Ne oldu ha? Anne kötü bir şey mi oldu ha? Cevdet'e falan bir şey mi oldu? Söylesene. Yedi oğlumun başını yedi. Anne. Kim yedi? Neyi yedi? Anne söylesene ya. Cevriyem. Kızım Cevdet vuruldu annem hastanede şimdi. Diyemedim babanın yanında bir şey yüreğine iner diye. Cevdet? Hastanede Cevdet. Tutuyorum içinde gücüm kalmadı. Cevdet? Abim. Abi nereye gidiyoruz? Çatlayacağım meraktan. Gel sen gel 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 gel. Gel gel bakalım. Şimdi gel. Şöyle bir adım daha atalım. Bak bakalım şimdi. Nasıl buldun? Çok güzel de. Neden geldik buraya? Şimdi senin okulun bitiyor ya. Yurt dışından da kabul alacaksın Allah'ın izniyle. Oradan dönünce bu dükkanı sana kiralayalım diyorum. Eczane açalım. Abi nasıl yani? Sahibi burayı depo olarak kullanıyor. 6 aydan önce de kiralamayı düşünmüyor. Ben de dedim ki 6 ay sonra burayı bize ver. Abi sen ciddi misin? Herhalde ciddiyim kızım. Senin abin boş konuşur mu hiç? Konuşmaz da. Ama abi. Burası pahalıdır. Sen orasını dert etme. Düşünme. Beğendin mi sen onu söyle. Bayıldım. Ama annem.
Onlar ne der? Şimdilik kimsenin bir bilgisi yok aramızda. Abi, ben senin hakkında söyleyeceğim. Sen hep böyle gül, o bana yeter kardeşim. Bir saniye. Hadi bakalım eczacı hanım. Dükkanın kapısının önünde bir fotoğraf çekinelim. Gel. Çek. Bir daha. Bir sürü hayallerimiz var. Uyan artık. Aç gözlerini. Biz... Ben sensiz ne yaparım abi? Bir şey mi oluyor? Nur efendi sakin olun. Ne oluyor abime, bir şey mi oluyor? Sakin olun Nur efendi. Lütfen bir şey söyleyin. Bir şey mi oluyor? Açın kapıyı. Abime bir şey mi oluyor? Abi dayan. Dayan abi dayan, lütfen dayan. Kimse yok mu? Yardım edin! Lütfen birisi bir şey söylesin. Hocam hastayı kaybediyoruz. Hemen defibrilatör hazırla. Buyurun. 200 jül. Hazır. 300 jül. Hazır. 'Olur aç gözlerini. Müsaade edin. Beni de alın. Hanımefendi müsaade edin. Beni de alın. Benim de girmem müsaade lazım. Müsaade edin hanımefendi. Ağrımı görmem lazım. Sakinleşin. Yardım edin. Abi. İyi olacaksın abi. Abi. Yardım edin. Abi dayan. Dayan abi. Bizi bırakma abi. Kerem, vaziyet kötü. Cihan ortada yok. Bu işi o yapmış olabilir. Her ne yapıyorsan bırak. Bulun bana Cihan'ı. Getirin onu. Eğer Cevdet ölürse... onu kaybederim. Vay be. Demek o hafıza kaybı işleri sadece filmlerde olmuyormuş he? Öyle. Anlayacağın Zümrüt olmasa dımdızlak ortada kalmıştım. Sağ olsun ilk günden beri hep yanımda durdu. Bizim Zümrüt öyledir ya. Herkesin yardımına koşar. Tanısın tanımasın. İyi kızdır yani. Kendisi de geliyor. Ali. Ne bu halin? İyiyim, merak etme. Ya sorma bugün bizim başımıza neler geldi ya. Ne oldu? Sizin dükkana bastılar. Ne? Ali? Korkulacak bir şey yok. Merak etme Zümrüt. Nasıl yok? Ben olmasam var ya bunu yerle bir ediyorlardı. Seni uyarmalıydım. Çalıştım aslında. Zümrüt. Kimdi o adamlar?
Zümrüt'üm. Ne yaptın annem? Geçti mi dükkana? Şimdi geçiyorum anne. Ne oldu, senin sesin bir telaşlı geliyor. Ha yok kızım. Şey... Abin hastanedeymiş de Dilan arayıp haber verdi. Biz oraya gidiyoruz. Ne oldu? Neredesiniz? Ben de geliyorum. Hayır kızım. Sen dükkanda kal. Bak baban hasta zaten. Ona yakın ol. Anne ya. Ne oldu peki? Abim iyi mi? Karabeyler mi yapmış yoksa? Yok annem. Şey... Kolumu ne kırılmış? Kaza yapmışlar da. Merak edilecek bir şey yok. Anne bak doğru söylüyorsun değil mi? Abim iyi değil mi? İyi kızım. İyi dedim ya işte. Bana bak. Kızım bak babana bir şey belli etme sakın ha. Adamın yüreğine inmesin. Tamam anne. Sen merak etme. Tamam kızım hadi. Anne. Işına. Dur dur. Hadi gel. Delireceğim baba. Ölmemiş Cevdet idi. Baran geldiğinde her şeyin içine etti. Oğlum. Azrail hala adamın tepesinde. Hiçbir şey bitmiş değil. Ya baba bütün hastaneyi seferber etmiş Baran diyorum sana. Tamam hadi sen sızlanma. Git hastaneye. Ne var ne yok iyice öğren. Sonra ben bir şeyler düşüneceğim. Tamam baba. Ha bana bak. Sakın hastanede fevri bir hareket yapma. Sakın. Bugünlerde dikkat çekmememiz lazım. Ne sen ne ben. Hadi sen şimdi git. Ben de bir anamı göreyim. Ne olur abi? Abi, Ahmet abiye selam söylersin. Eyvallah. Neyse. Allah'tan çok bir şey yok. Toparladık tabii epey. Sana da çok teşekkürler. Yani zahmet oldu. O nasıl söz? Sen ne zaman neye ihtiyaç duyarsan ben hazırım. Bu arada Cevdet abinin yanına gitmek istersen... Yok annem gelme dedi. Şimdi gidersem çok korkulur. Tamam sen bilirsin. İçeride de fazla bir şey yok merak etme. Siz ne yapacaksınız peki? Yani senin şu hafıza kaybı mevzun vardı ya, bununla alakalı. Hiç ipucu falan yok mu? Ne kimlik ne de başka bir şey. Sadece bu anahtar var. Kim bilir neyin anahtarı? Senin de işin zormuş be Zümrüt. Ama Allah'tan çok doğru bir adama geldiniz. Ben size yardım edeceğim. Nasıl olacak o? Bir anahtarcı tanıdığım var. O bize yardım eder. Gerekirse şehirdeki bütün kapıları tek tek deneriz. Umarım çok zor olmaz. Ya zor hallederiz. Da işte imkansız biraz zaman alır. Söyle validem. Sen geldin mi? Yarın gelecektin anne. Tam şimdi benim ufak bir işim var da. Bitince geleceğim. Tamam, geliyorum. Benim valide gelmiş de, kusura bakmayın. Benim çıkmam lazım. Anahtarcı buradan bir dolmuş mesafede. Ben size mesajdan tam konumu atarım. Gittiğiniz yere benim selamımı söyleyin. O yardımcı olur size. Gerisini biz hallederiz. Eyvallah dostum. Laf olmaz. Hadi eyvallah. Anne tam arayacak zamanı buldun ya. Ne varmış halimizde? Baran'ı diyorum ana. Onca zaman durdu durdu şimdi mi kan dökmeye karar verdi? İlk günden gidip kesseydi ya hesabı. Hayırdır Hasan? Sen nereden biliyorsun Baran'ın yaptığını? Kan dökmek Baran'ın göreviydi ya ondan dedim. Orası öyle de. Onu diyorum ana. Keşke bu kadar beklemeseydi Baran.
Baran neyi ne zaman yaptıysa hepimizden iyi yapmıştır. Ne yaptıysa, nasıl yaptıysa doğrusunu yapmıştır. Sen hiç tasalanma. Senin oğlan nereye gitti? Fırat. Hava almaya gitti ana, gelir şimdi. Bana bak Hasan. Oğluna söyle, Baran'a biat etsin. Eğer bir daha kusurunu görürse bu sefer ben bile kurtaramam. Haberin olsun. ₺500. Hazır. Çabuk çıkartalım şu kurşunu, fazla vaktimiz yok. Abim nasıl, iyi mi? Hanımefendi lütfen, doktorlar sebebi verecekler. Ne olur çok merak ediyorum, bir şey söyleyin. Bırak insanlar işini yapsın. Benim yüzümden. Bütün hepsi benim yüzümden. Ben şimdi anneme ne derim? Babamın yüzüne nasıl bakarım? Neden kimse bir şey söylemiyor? Dayanamıyorum artık. Lütfen biri bir şey söylesin. Bakın buraya. Tamam, hemen bir serum bağlayayım. Sakinleştirici. Her şey yolunda mı? Var mı bir şey ihtiyacınız? Ya oğlum ben de aileden. Hadi gel. Bir yemek ısmarlayayım sana. Yok beyim, uygun kaçmaz. Ya bırak. Oğlum sabahtan beri koşturuyorsun. Acıkmışsındır. Hem Baran ha, karısıyla ilgileniyor. Hadi sen gel benimle. Hem biraz laflarız. Bu ne bir kapının ne de bir kasanın anahtarı. Neyin anahtarı peki? Emanetçi dolabı. Emanetçi dolabı mı? Genelde acil işi olanlar kullanır. Nerede buluruz peki bu emanetçileri? Koca şehirde benim bildiğim 3 ya da 5 emanetçi kaldı. İsterseniz adresini yazayım. Gidip bir araştırın. Tabii, çok seviniriz. Sakin ol. Bırak beni. Dokunma, sakinim. Abim. Abim nasıl oldu?
Endişelenme. Ameliyat devam ediyor. Cihan ortalıkta yok. Arıyorum, sen merak etme. Neredesin Cihan? Ne oldu? Yaptıklarını örtmek için adamlarına haber mi veriyorsun şimdi? Yüreğin acıyor, anlıyorum. Ama kendine gel. Söylediklerine dikkat et. Bir yer daha kaldı. İnşallah orasıdır. Bu iğneyle kuyu kazmaktan başka bir şey değil. Farkındasın değil mi? Ben yarın gelip bakarım. Sen çok yoruldun. Aileni bulmak için tek çaremiz bu Ali. Hadi gel son yere bakalım. Sonrasını sonra düşünürüz. Efendim oğlum? Ne yaptın? Durumlar nasıl orada? Bütün hastane Cevdet'i kurtarmaya çalışıyor baba. Baran dahil. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sağ çıkmaz o ona. Allah şimdiden rahmet eylesin ona. O gebersin ki sıra Baran'ın defterini dürmeye gelsin. Baba. Bu Cevdet kefeni yırtarsa bizim işimiz zora girecek. O nereden çıktı oğlum? Baran'ın adamı konuşturdum da biraz. Baran kamera görüntülerinin peşine düşmüş. Eğer bulursa bu işin başında bizim olduğumuzu anlaması an meselesi. Engelleyemez misin? Önceden haberim olsa belki ama... Şimdi benim kolum bağlı. Sen söyle, ne yapalım? Hiçbir şey yapmayacağız şimdilik. Sadece bekleyeceğiz. Sen de sükunetini koru. Sakın fevri bir hareket yapma. Tamam. Sen öyle diyorsan. Yıllar önce sen de yarım bıraktığım işi... ...şimdi oğulların da tamam. Abi, çok az kaldı. Biraz su dök kızım. Gül, tereyağı alınmıştır yavrum. Getir de azar azar dök şunu.
Baran Bey pek bir sever bu çöreği. Gelsin de afiyetle yesin. Anne, sence de Baran Bey vurmuş mudur gelinin hanımın abisini? Böyle bir şeye gözümle görsem bile ihtimal vermem. Baran Bey niye vursun ki onu? Ne için? Derdi kan dökmek olsa ilk günden çeker vururdu. Başka bir iş var bu işin içinde. Bir su verin bana. Ne zamandan beri konak çalışanları bu meseleleri konuşur oldu? Ha? İşinize bakın. Herkes işine baksın. Yoksa bana değil, hanım ağanıza verirsiniz hesabını. Sanki bir şey dedik. Yeğeninin adam vurmayacağını söyledik. Ama ne? Getir şu mayasını katalım şunu. Anne. Söyle. Senin yüzünden oldum. Keşke sen vurulup ölseydin, böyle içim yanmaz. Geldiğine göre iyi haberlerin var. Ali'yi bulduk. Bu kuza kız mı? Evet. Kız hemşirelik son sınıf öğrencisi. Ali'ye yardım ediyor. Ne alaka? Tanımadığı birine niye yardım ediyor? Ali'yle bir ilişkisi mi var? Sanmıyorum. Çaldığı paraları, mücevherleri nereye sakladığını bulabildiniz mi? Bulamadık. Ali zeki bir adam. O parayı asla bulamayabiliriz. Sakın bir daha böyle bir şey söyleme. En kısa zamanda çaldıklarını bulacaksınız. Peşinde adamlarımız var. Paraya ulaştığı anda ensesindeyiz. Boşuna kürek çekiyoruz. Baksana gittiğimiz iki emanetçide bir şey bulamazsınız dedi. Bence geri dönelim. Ya saçmalama. Buraya kadar geldik, nereye dönüyoruz? Altmış numara dolap uzun zamandır açılmadı. Sahi mi? Ona ait olabilir mi bu anahtar? Bir deneyin isterseniz. Ben sizi yalnız bırakayım. Dışarıdayım. Kesin bir şey çıkmayacak. Ne çıkarsa çıksın en azından seninle ilgili bir şey.
için acil kana ihtiyaç var. Aranızda 0 RH negatif olan var mı? Baran Bey, bu sizin kan grubunuz değil mi? Eğer kanı hemen bulamazsak hastayı kaybedebiliriz. Lütfen acele edin. Acil kana ihtiyaç var. Aranızda 0 RH negatif olan var mı? Bu sizin kan grubunuz değil mi? Eğer kanı hemen bulamazsak hastayı kaybedebiliriz. Yapamam.